Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Marmaris'teyim. Marmaris'te harika bir yerde uyandım. Ve biraz sonra bisiklete çıkacağım. Marmaris'e Marmaris Ultra için geldim. Burada 16K koşmayı planlıyorum. Evet, geçen haftalarda yarışlarda koşamadım biliyorsunuz. Dizimde benim bir sakatlık vardı. O geçmek üzere. Şimdi bakayım 1-2 gün deneyeceğim. Eğer düzgün olursa 16K'yı fıtı fıtı koşacağım. Ama buraya kadar gelmişken Marmaris'in biraz keyfini çıkaralım. Evet. Harika bir manzarada uyandım dedim. Bakın şuraya. Bakın. Direkt buradan. Böyle. Bir oteldeyim. Burası Bono'nun. Bono Beach Club var. Onun üstündeki otel bölümü. Bisikletimizi getirdik buraya. Burası böyle bir apart. Şöyle biraz dağıtmış olabiliriz. Kahvaltımızı yaptık. Yulafımı yedim. Bisikletimizi hazırladık. Ve şimdi harika manzarada biraz bisiklet yapalım. Şöyle bir Akyaka'ya doğru bir gidelim. Oraların biraz keyfini çıkaralım. Biraz tırmanalım bugün ya. Hadi bakalım. Başlarız. Marmaris'teyiz. Marmaris'te harika bir rotamız var. Marmaris'in klasik rotası diyebilirim. Ama şu güzelliğe bakın. Of be. Evet, şimdi Marmaris merkezden yola çıkıyorum. Burada arabanızı her yere bırakabilirsiniz. Özellikle yaz başı ve yaz sonu buralar çok rahat. Buradan şimdi Akyaka'ya gideceğim. Akyaka'da bir kahve içip geri döneceğiz. Toplamda 60-65 kilometrelik bir rota bu. İsterseniz Akyaka'ya girmeyebilirsiniz de tabii. Oradan direkt Göbek'ten dönebilirsiniz. Bakalım, ben de belki öyle yaparım. Ve burada Marmaris'ten çıkarken biraz tırmanacağız. Biraz tırmanışlı bir rota aslında. Pek öyle gözükmese de. Evet, Marmaris'te daha önce sürmüş olanlar bilir. Marmaris'ten çıkarken mutlaka tırmanmalısınız. Hadi bakalım şimdi Göbek'ten yukarı doğru start alalım. Bu rotanın yol kalitesi efsane arkadaşlar. Zaten Marmaris'in ana yolu. Ve ana yolda olmamıza rağmen emniyet şeridi gerçekten iyi. Yani geniş bir emniyet şeridi var. Rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Buraları daha önce Marmaris Grand Fondo'da da tırmanmıştık buralardan. Buz Camp'te bol bol tırmandık. Evet, bu arada Corendon'la nerede sürelim, Corendon'la nerede koşalım bölümlerine asfaldurma.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada bol bol rota olacak. Daha şu anda var zaten böyle bir 10-15 tane. Ama bundan sonra Corendon'la beraber oraları bol bol dolduracağız. Ve bu rotalarla ilgili tüm bilgilere, GPS rotalarına hepsine ulaşabileceksiniz oradan. Evet, desteklerinden dolayı Corendon'a teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet. Babamız direkt bize tırmanışı gösterdi. Şu anda 5 kilometrelik bir Marmaris çıkış yolumuz var arkadaşlar. Burası dönüşte çok güzel oluyor. Evet, buradaki yokuş böyle tatlı tatlı çıkılacak bir yokuş arkadaşlar. İlk 5 kilometre ama böyle hiç kırmızısı yok. Sarı ve yeşillerle böyle çıkıyoruz. Oh. Ama harika ya. Şuraya bak. Ana yolda olmamıza rağmen efsane. Burası, bu yol aslında Marmaris'ten Akyaka bölümündeki o taraftaki rotalara çıkmak için bir bölüm. Yani benim buradan çıkıp Dalaman'a gidip gelmişliğim, Dalaman'dan buraya gelmişliğim var. Oh, hayır.
İlk tırmanışı bitirdik. Şimdi güzel bir inişimiz var. Sonra bir kere daha şöyle bir hafif tırmanacağız. Sonra da Akyaka'ya doğru ineceğiz. Hadi bakalım. Akyaka'ya değil tabi. O Türkiye'nin en güzel kavşağına doğru. Evet, şu anda 60 ile iniş yapıyorum arkadaşlar. Rüzgar var ve MiG 2'den sesim böyle geliyor. Hiçbir rüzgar kesici yok şu anda. Sadece kendi tüyü var. Evet. İkinci tırmanışımız, yaklaşık 900 metrelik bir tırmanış bu. Ama bu da çok hafif. Şu anda hızımız bile çok düşmedi. Evet, bundan sonra ultra wide'a geçtik bakalım. İşte Marmaris'in güzelliklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yaptığınız her sürüş böyle ormanların içinde. Tabii bazı bölümler geçtiğimiz senelerde yandı biliyorsunuz. Oralar da yavaş yavaş yeşermeye başladı ama. Tabii böyle eskisi gibi olmayacak ama en azından biz göremeyeceğiz. Oh, cennet burası, cennet. Hafif bir tırmanışımız daha geldi. Yumurilerde polis kontrol noktası var. Ondan sonra bir tane daha tırmanış var. Ama yol kalitesi efsane gerçekten. Evet, 20. kilometrede kavşak öncesi son yokuşa geliyoruz arkadaşlar. Şu anda 52 dakika olmuş. Güzel.
Evet. Bu bölümdeki yani. Evet. Kavşağı, Türkiye'nin en güzel kavşağına gelmeden önceki son yokuşa tırmandık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ineceğiz ve dümdüz oraya gideceğiz. Orada bir fotoğraf çektirip sonra döneriz. Oh. Oh. Evet. Arabaların arasında olmamıza rağmen burası çok güzel. Ama burada Marmaris'te birçok rota var. Onların hepsini tek tek çekeceğim arkadaşlar. Onun için asla durma hesabını takip etmeyi unutmayın onları kaçırmamak için. Ve tabii ki astaldurma.com'daki nerede sürelim bölümünü de mutlaka takip edin. Ve ayrıca Corendon Sport hesabını da mutlaka takip edin arkadaşlar. Orada da değişik sürprizlerimiz olacak. Sporculara yönelik bazı kampanyalar yapacağız. Bazı yarışlara beraber gideceğiz. Onun için o hesabı da takip etmeyi unutmayın. Hadi bakalım şimdi inelim. Oh be. Biraz sonra buralara çıkacağız ama. Evet, Gökçe köyünü geçince bir tırmanış daha varmış arkadaşlar, orayı unuttum. Şimdi bir tane daha tırmanış yapacağız, burası değil. Ondan sonra inişimiz var. Evet, o kavşağa gelirken arkadaşlar, böyle yanımızda ağaçlı bir yol var. Bakın burası eski Marmaris yolu, şu anda Aşıklar yolu. Gelince buraya burada fotoğraf çektirebilirsiniz sevgilinizle. Ben şimdi kahve içmeye gidip şurada. Evet, sol tarafım Akyaka arkadaşlar. Oraya gidip merkezde bir şeyler içebilirsiniz. Buradan yaklaşık 1-2 kilometre falan. Ama ben şimdi direkt Gökova'ya gideceğim karşıya. Şu anda Marmaris'ten çıktım, tam 27 kilometre oldu. Günaydın. Evet, burası da Aşıklar yolunun devamı aslında. Evet, buradan Gökova'ya doğru devam edelim. Burada kısa bir Gökova turu atıyoruz. Buralarda yaşanır be dediğimiz yerler. Ama hiçbir zaman o hayalimizi gerçekleştiremediğimiz bölgeler. Buraların arkaları çok güzel yollar var arkadaşlar. Gökova turundan sonra tekrar ana yola geldik. Buradan sola dönseydim Dalaman'a doğru gidiyor. Ama bizim istediğimiz kavşak burada. Evet. Gökova turundan sonra şöyle Aşık yolundan gidelim. Dönüşte bir kahvemizi içelim. Orada güzel bir kahveci var. Sonra da Marmaris'e doğru yola çıkarız.
Evet, bu merkeze gelmeden hemen önce burada Coffee Bistro Koala var. Burada bir tane kahvemizi içelim. Ufak bir kahve molası verelim burada. Oh, iyi geldi valla. Evet, buralara gelince arkadaşlar böyle yerlere böyle çok şekerli kahveler almayın derim. Bir espresso, double shot, mis gibi. Hem bir canlandıracak hem de ufak bir mola oldu. Lan bir saat 15 dakika falan oldu. Bir saatte de döneriz işte, mis. Evet, kahvemizi içtik. Ve geriye Marmaris yoluna doğru dönüyorum. Evet, Aşıklar yolunda birkaç drone çekimi yaptıktan sonra tekrar dönüşe başlıyoruz. Evet, bu arada bunların hepsini DJI Neo ile çekiyorum arkadaşlar. Formanın arka cebine giriyor. Mis gibi valla. Değişik bir kamera açısı oluyor. Ve yeni update ile beraber bayağı 30 kilometre hızla falan beni takip ediyor. Biraz önce onu test ettim. Ama tabii trafikte kullanmaya cesaret edemiyorum. Otobüsler falan çarpmasın diye. Daha çok trafik olmayan yerlerde. Bu arada demin kahve içtiğim yere direkt Marmaris'e indikten sonra Akçapınar tabelasından girip de gidebilirsiniz. Yani illa Gökova'ya gitmenize gerek yok. Orada kahve içip tekrar aynı yoldan Marmaris'e dönebilirsiniz. Ve ilk tırmanış. Kısa bir tırmanış. Ve bir tırmanış daha. 2.2 kilometre. Evet, şu anda Kasım'ın orta olmasına rağmen bayağı sıcak oldu işte. Buraların avantajı bu. Kısalarla hala devam. Bakın burada böyle tabela da var. Bu tabelayı kim görüyor ama 2 metre yol verin diyor. Ara bırakın diyor. Güzel şeyler bunlar. Oh. Çok eğlenceli be. Gelin gelin bisiklete binin. Nerede sürelim ve nerede koşalım bölümünün sponsoru biliyorsunuz Corendon Airlines. Bu bir Türk havayolu şirketi arkadaşlar. Ve İzmir'den, Antalya'dan ve Kayseri'den Avrupa'ya bir sürü uçuşları var. Aynı zamanda Avrupa'nın içinde bir sürü uçuşlar var. Ve bayağı makul fiyatlara uçabiliyorsunuz. Yakında önümüzdeki ay bir sürprizimiz olabilir. Uzaklara gidebiliriz. Onun için takipte kalın. Oh. Gerçekten sıcak oldu be. Ve tırmanış biter. Oh. Burası Marmaris'e girerken bir kontrol noktası. Bu yüzden Marmaris'i seviyorum. Bisikletçiler kontrol etmiyorlar.
Her gelen araç burada bir duruyor ve kontrol ediliyor. Bir tırmanışımız daha başladı. 2.3 kilometre. Oh. Evet. 1 kilometre kaldı. Son 400 metre. Sonra harika manzara bizi bekliyor. Ve rotanın tüm tırmanışları bitiyor arkadaşlar. Bundan sonra otele kadar yokuş yok. Şimdi harika Marmaris manzarasında iniş yapacağız. Oh. İşte bu tırmanışların en güzel mükafatı bu inişler. Hadi bakalım. Şu manzaranın keyfini çıkaralım. Oh. Haydi iniş zamanı. Marmaris. Marmaris merkeze geldik arkadaşlar. Ve turumuz burada biter arkadaşlar. Gittik mis gibi 64 kilometrelik harika bir tur oldu. İnişli çıkışlı, asfalt kalite efsane olan bir tur. Gerçekten böyle kışın ortasında, Kasım'ın 15'inde yaz gibi bir havada sürdüm. Çok keyifli. Gerçi işte Marmaris ve Antalya civarında havalar hep böyle. Buralara da sık geliriz. Bu parkurların hepsini asladurma.com'da nerede sürelim bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.